Herkese merhabalar. Algoritmauzmanı.com'un hazırlamış olduğu Lojik Devreler derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde arkadaşlar Boolean cebrine giriş yapıyoruz. Boolean cebri sadece elektronikte değil, bilgisayar programlamada da çok önemlidir. Temel mantık biliminin başıdır. Biz buna pozitif mantık olarak adlandırıyoruz aslında. Pozitif mantık. Yalnızca 1 ve 0'larla işlem yaptığımız bir sistemdir. Gerek bilgisayar kodlamada gerekse de elektronik devrelerde biz bu temel üzerinden ilerliyoruz. Boolean cebrine girmeden önce temel işlemlere bir göz atalım. Bir giriş yapalım. 3 tane temel işlemimiz bulunuyor. Bunlar bir V işlemi. Bu AND olarak İngilizce'de söyleniyor. 2 veya işlemi, bu da or şeklinde belirtiliyor. 3 de arkadaşlar not, yani değil işlemi. Bunu da şöyle yazıyoruz, not şeklinde. Bunların ayrıntılarına girecek olursak V işlemi şöyle yapayım. V işlemi çarpım ile gösteriliyor arkadaşlar. Çarpım işareti ile A çarpı B şeklinde gösteriyoruz. Sonucu da C olsun. Bu çarpım işareti matematikteki çarpım gibi düşünmeyin. Çok benzer yanları var ama V işlemini biz A çarpı B ya da X çarpı Y diye gösteriyoruz. Yani A ve B. Peki, bunu biz nasıl vurgulayacağız? Gösterimini nasıl yapacağız? Truth Table denilen doğruluk tablosu üzerinde biz bunların gösterimini yapıyoruz. Nasıl oluyor bu? A'yı yazıyoruz. B'yi yazıyoruz. Buraya da C'yi yazıyoruz. Arkadaşlar, birleştirme operatörü, daha doğrusu V operatörü, V mantığı her iki şartında gerçekleşmesi durumunda pozitif sonuç verir. Her iki şartın gerçekleşmesi demek, iki şartın da bir olması demektir. Şartlardan bir tanesi sıfır ise bize devamlı sıfır sonucunu verir. Yani ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. A sıfır, B sıfırsa sonuç sıfır olacak. A 0, B 1 ise sonuç yine 0 olacak. A 1, B 0 ise sonuç yine 0 olacak. Ancak iki şartta gerçekleşirse sonuç 1 olacak. Bunu söylüyorum. Peki, çarpıma da dikkat ederseniz zaten burada matematikle benzer sonuç çıktığını söylemiştim. Yani 0 çarpı 1, 0. 1 çarpı 0, 0, 1 kere 1, 1 şeklinde. V operatörü, V işlemi bu şekilde yapılıyor. Peki veya nedir? Veya şartlardan biri gerçekleşirse sonucun gerçekleşeceğini söyler. Yani şartlardan bir tanesi 1 ise diğerinin ne olduğu önemli değil. Sonuç direkt 1 çıkar. Peki biz veya'yı nasıl gösteriyoruz? Artı ile gösteririz. A artı B eşittir C şeklinde gösteririz. Doğruluk tablosu üzerinde gösterimi şu şekildedir. Şöyle çiziyorum. A sıfır, B sıfırken hiçbir sonuç vermez. Yani sıfır gelir. Ama A sıfır, B 1 iken sonuç 1 yapar. Toplamayla uyumuna dikkat edin. 0, 1, 1'dir. A 1, B 0 iken yine 1 gelir. A 1, B 1 iken yine 1 gelir. Mesela toplamayla uyumlu olmayan tarafı da budur mesela. Değil mi? 1 ile 1 yine 1'i veriyor. O yüzden direkt matematikteki karşılığını düşünmeyin diyoruz.
ve veya bu şekilde gösteriliyor. Peki arkadaşlar, değil nedir? Da ben şuralara parantez içerisinde İngilizce ifadelerini de yazayım. Değil arkadaşlar, bir durumu tersinin karşılığıdır. Yani doğruluk tablosunu şöyle çizersek, şuraya da A'nın değili üzerinde çizgiyle gösterilebilir ya da arkadaşlar şöyle de yapıyorlar. İkisi de aynı anlama geliyor, değil anlamında. İkisi de aynı şeydir. A sıfırken A'nın değili 1 olur. A birken A'nın değili 0 olur. Yani sonuç tam tersi bir şekle bürünür. Bu üç temel işlem üzerinden Boolean cebrini oluşturuyoruz. Buna buradan giriş yapmak istedim. Şimdi Boolean cebrine bir giriş yapalım. Temel kurallara bir göz atalım. Arkadaşlar, ben şuraya yazayım büyük harflerle. Çevre kuralları diyeyim. Şuradakiler V olsun. Şuradakiler de V olsun. Şimdi arkadaşlar, veya neydi? Hatırlayalım. Artıydı ve çarpıydı. Değil mi? Arkadaşlar, bir sayıyı sıfır ile toplamak demeyelim de A veya sıfır. A veya sıfır bize A'yı verir arkadaşlar. Neden? Doğruluk tablosunu hatırlayalım. Hatta ben şuraya ikisinin de doğruluk tablosunu yazayım. Görünüyor mu? Görünüyor. Tamam. İkisinin de doğruluk tablosunu yazayım. A, B, şuraya da C diyelim. A, B sıfırken C sıfır. Ama bir tanesi bir oldu mu sonuç bir oluyor. Şuraya da V'yi yazıyorum. A, B, C. Buralarda ne oluyordu? İki durumunda bir olması gerekiyordu bize biri verebilmesi için. Elimin altında bulunsun çünkü buraları kullanacağım. A ile yani A veya sıfır bize A'yı veriyor. Yani doğruluk tablosuna yani her birini ispatlamak istemiyorum ama doğruluk tablosuna bir göz atarsanız veya'nın sıfırla birleştiği noktalar bunlar. Bakın A sıfırken sonuçta sıfır oluyor. A birken sonuçta bir oluyor. Bakın gördünüz mü? Sıfırla birleştiği noktalara baktım. A birken sonuç yine bir. A sıfırken sonuç yine sıfır. Zaten toplamaya da uyumlu bir kural. Burada şaşıracağınızı zannetmiyorum. A artı bir. Yani A veya bir. Kusura kalmayın, artı diyorum sürekli. A veya bir nedir? Doğruluk tablosundan bakalım. B'nin 1 olduğu durumlara bakalım. Değil mi? A'nın ne olduğunu söylemiyor çünkü. A veya 1 diyor. Dikkat edin. A sıfırken sonuç 1'miş. A 1'ken sonuç yine 1'miş. Buradan şu sonucu çıkarıyoruz. Demek ki bir baskın burada. Bir baskın durumda olduğu için A veya 1 bize sürekli 1'i veriyor. Bu kural. Zaten kuralı da doğruluk tablosu üzerinden ne yaptık? Doğruladık. Peki, bir kural daha yazalım. A veya A. Yani doğruluk tablosunda ikisi de aynıysa, sıfır sıfırsa ya da bir birse sonuç aynı değere eşit oluyor. Yani A'ya eşit oluyor. Tamam. A veya A bize A'yı veriyor arkadaşlar. Peki. Şimdi bu değişme birleşme kurallarına değinelim.
A veya B eşittir B veya A. Yani şöyle, A 0 B 1 iken 1 geliyor, değil mi? A 1 B 0 iken yine 1 geliyor. Bakın, kuralı zaten doğruluk tablosu üzerinde görüyoruz arkadaşlar. Bir de birleşme özelliği var. A artı B artı C neye eşit olacak? A artı. Bunların ispatları uzun olduğu için yazmayacağım ama toplamadaki birleşme kuralı aynen bu şekilde veya operatöründe de bulunuyor. Başka ne kuralımız var? Şimdi V'ye geçeyim ben. Daha kural ekleyeceğim ama V'yi de almak istiyorum. Peki. 1 ve A. 1 ve A arkadaşlar. Yani A'nın ne olduğu önemli değil. B 1 ise sonuç ne oluyor bakalım. B 1 iken sonuç 0'mış. A 1 iken sonuç 1'miş. Yani her durumda sonuç A'ya eşit oluyor. A ve 1 A'ya eşit arkadaşlar. Tamam mı? Başka ne var? Bir de 0 A'nın şu sağdan birleştireyim. A ve 0. Arkadaşlar V işleminde eğer sadece bir tane 0'sa sonuç ne olur? 0 olur. Bunu adınız gibi bilmeniz gerekiyor. Peki A ve A. Yani iki durumunda iki ifadenin de aynı olduğu durumlara bakalım. 0 0 iken 0, 1 1 iken 1 demek ki A'ya eşit olacak. Tamam mı? Bunda da arkadaşlar değişme özellikleri var. Mesela A ile B, B ile A'ya eşit. Bakın burada. Mesela 0 ile 1 0'mış. 1 ile 0 da 0'mış. Yani 1 1, 1 1 hep 1 gelir. Değişme özelliğinin olduğunu görebilirsiniz. Peki birleşme özelliği var mı? Birleşme özelliği de var arkadaşlar. Yani çarpmadaki özellikler hep bulunuyor. Bunların ispatına girmiyorum şimdi. Birleşme özelliği var, değişme özelliği var. Peki, birkaç önemli nokta var. Bu birkaç önemli noktaya bakalım. Soruların en çok geldiği noktalardır bunlar. Şimdi A artı burayı şey yazıyorum, biraz koyu yazıyorum. AB kurallara baktığınızda A veya AB'nin A'ya eşit olduğunu söylerler size. Peki nasıl ispatlayacağız? Yani benim dediğime inanın mı diyeceğiz? Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Burada bakın burada B var ama burada B yok. Bunu şöyle düşünün. Şu kırmızıyla yazayım. A'nın yanında bir varmış gibi düşünün. AB diyelim. Tamam mı? Birin karşılığı nedir? Arkadaşlar birin karşılığını şöyle yapabiliriz. Burada B yok ya. B artı B değil yapabilirim ben burayı. Bir yerine B artı B değil yaptım. Çünkü bir ifadenin değiliyle veya işlemine tabi tutulması biri verir. Aslında bu kuralı daha önce yazmalıydım. Şuraya ekleyeyim mesela. A artı A değil eşittir birdir. Tamam. Bunu bilmek lazım. Bu yüzden ben burada bir yerine bunu kullandım. Yani B artı B değil'i kullandım. Çünkü A'nın tarafında B yok. İşlemime devam ediyorum. A, B diyorum. Çarpma yaparmış gibi açıyorum. A, B artı A, B değil artı A, B. Bakın arkadaşlar. Burada bir durum var. İki tane A, B var. Ben diyorum ki bu iki A, B tek A, B'ye eşittir. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl?
Hemen şu kurala bakın. A artı A, A ise AB artı AB de AB'dir. Yani daha önce ispatladığımız kuraldan burayı ispatlamış olduk. Ha, o zaman ben burada bakın A'lar ortak mı? Ortak. A parantezine alırım. B artı B değil gelir. Ben size demiştim ki B artı B değil 1'i verir. Bakın burada 1 geldi. Sonuç A oldu. İşte bu kural arkadaşlar, bu kural buradan geliyor. Şöyle işaretleyeyim ben burayı. Bu kuralın geldiği yer bu şekildedir. Burası soru getiren bir yer olduğu için ispatıyla birlikte verdim. Peki, şimdi bu işlem V üzerinde nasıl uygulanır? Şöyle gösterilir. Şuradan kalemimi alayım. A çarpı A artı B mi diyelim? A çarpı A artı B diyelim. Eşittir. A olacak. Yani iki kural da birbirine eşlenikmiş gibi düşünün. Şimdi diyeceksiniz bu nasıl olacak? Yani A artı AB. Açalım bunu. Bunu açalım. Burada ne geliyor? A çarpı A geliyor. Buradan A çarpı B geliyor. A çarpı A ne olabilir? A'ymış. Çok ilginç bir şekilde soldaki kuralın aynısı geldi. Değil mi arkadaşlar? A artı AB. Biz burada A olduğunu ispatladık zaten. Bunun da aynı şekilde olduğunu ispatlayabiliriz. Bu da önemli kurallardır arkadaşlar. Buralardan soru gelebilir. Peki. Şimdi ne kaldı? De Morgan kaldı. De Morgan'ı da şuraya büyük olarak yazacağım. De Morgan'ı şey olarak düşünmeyin. VA'nın ya da V'nin bir kuralı olarak düşünmeyin. İkisinin de kuralıdır. De Morgan diyorum. Arkadaşlar, De Morgan kuralı uygulandığı bölümün her özelliğini değiştiriyor. Nasıl değiştiriyor? Şöyle. Mesela A artı B'ye De Morgan uygulanması demek şu demektir. A artı B'nin değilini al demektir. O zaman ne olur? A'nın değili işaret de değişir. V işareti olur. B'nin değili. A çarpı B'ye yani A veya B'ye A ve B'ye De Morgan uygularsam ne olur? A'nın değili buradaki işaret de değişir. Veya B olur. B değil olur. Buralardan çok soru gelir arkadaşlar. Şu iki kuraldan ve buradan çok soru gelir. Mesela daha değişik şeyler yapabilirler. Mesela AB şöyle yapalım. Artı C. Böyle bir soru gelebilir mesela. AB'nin değili nedir mesela? A değil, B değildir. Değil mi? Bu şu şekle gelir. Daha sonra bir de bunun De Morgan'ını almaya kalkarsanız işte A çarpı B çarpı C gibi bir ifade gelir. Bunlarla ilgili çok soru çıkabilir arkadaşlar. Boolean cebri temel olarak bu şekildedir. Bundan sonra Boolean cebri ile ilgili sorular çözeceğiz. Bunu burada bırakıyorum. Bu videoyu burada bırakıyorum. Burası kuralların gösterildiği bölüm olarak kalsın. Diğer videolarda artık Boolean cebri ile ilgili birçok soru çözmeye başlayalım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.